Herkese günaydın. Bugün 30 Nisan Salı, haftanın ikinci işlem gününden herkese merhaba. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü dün %1,70 yükseliş, 167 puan artışla TL bazlı rekor seviye 10.083 seviyesinden tamamladı. 10.083'lük kapanış gün içi en yüksek seviyeydi. Garanti Bankası'nın bilançosu ile güne başlayan endekste bankacılık sektörü öne çıkarken, havacılıkta yurt içinde tavan fiyat bilet uygulamasında yapılan %30 artış ulaştırma sektörüne katalist etki yarattı. Endekste kısa vadede 10.035 seviyesi pivot, 10.130, 10.175, 10.270 seviyeleri direnç, 9.990, 9.895, 9.850 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Piyasalarda gözler Fed faiz kararına çevrildi. Karardan ziyade Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasalardaki yön haritasını belirleyecek gibi görünüyor. Yurt içi piyasaların tatil nedeniyle kapalı olacağı 1 Mayıs tarihinde Fed'in faiz kararı açıklanacak. Beklentiler Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Fakat ileriye dönük projeksiyonlar adına geçtiğimiz aylarda daha güvercin olması beklenen Fed'in bu toplantıda şahin mesajlar vermesi de beklentiler arasında. Enflasyon tarafı beklentilerin üstünde ve son aylarda yüksek kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gelen büyüme verilerinin beklentilerin altında kalması ve PCE verilerinin piyasaları mutlu etmemesiyle bu yıl Fed'in faiz indirimlerini sadece ay bazında ötelemesi değil, önceki sözlü yönlendirme ve noktasal grafiğin işaret ettiği 3 faiz indirim beklentisinin aksine faiz indirimlerinin 3'ten az yapılması ihtimalleri fiyatlamalar arasına dahil oluyor.